Bağkurlu'ya prim gün eşitliği gelecek mi sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca küçük esnafı yakından ilgilendiren konu gündeme geldi. Prim gün sayısının 9000 günden 7200 güne eşitlenecek. İşte SSK Bağkur prim eşitleme ile ilgili son gelişmeler. Milyonlarca esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenecek prim uçurumunu kapatacak yasal düzenleme ile emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reforma son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek. SGK'lı çalışanlar bağ kurulu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Prim düzenlemesiyle erken emeklilik imkanının yanı sıra %20 daha yüksek emekli aylığı almak mümkün hale gelecek. Milyonlarca esnafın heyecanla beklediği prim reformunda merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle. 2008'de gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli ödeme gün sayısı 7220 yıl olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kurlular için bu süre 9000 gün yani 25 yıl olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduğunda emekli olurken, Bağ-Kur'da ise kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları durumunda emekli olabiliyor. Normal koşullarda SGK'lılar için emeklilik tarihi hesaplanırken ilk işe giriş, sigorta tescil tarihi esas alınırken, bağ kurda ise fiilen prim ödenen güne göre emekli olunuyor. Emeklilik için 25 yıl, 9000 gün şartını yerine getirmesine 3.5 yıl kalan Bağkurlu, kalan 3.5 yılı 1261 günü prim ödemelerini SSK'lı olarak tamamlarsa emeklilik statüsünü SGK'ya çevirmiş olur. Böylece daha az prim ödeme ve daha yüksek emekli aylığı alma avantajı elde edilir. 2000 yılı öncesi bağ kurluların SSK'ya geçmesi durumunda emekli aylığı %15 ila 20 civarında artıyor. 1 Ekim 2008 ve sonrasında ilk defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en fazla hizmetinin bulunduğu statüden emekliliğe hak kazanıyor. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar son 7 yıllık fiili hizmet süresi içinde fiili hizmet süresi fazla statüden hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanıyor. Emekli aylığı alınacak zam ve ikramiyeler de ona göre hesaplanıyor. SGK'da 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanlarda 3600 günle emeklilik hakkı varken, Bağkur'da en az 5400 gün prim ödemesi halinde emeklilik hakkı bulunuyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in ifadelerine göre küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışılıyor. Reform paketiyle esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının SGK'lılarla eşitlenmesi öngörülüyor. Bu sayede bağ 9000 prim günü yerine 7200 günde emekli olabilecek. Yapılacak düzenleme ile iki sigorta kolu arasındaki 1800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenmiş olacak. Yapılacak düzenleme ile hem farklı mesleklerde çalışanlar arasında bir eşitleme sağlanmış olacak hem de SSK, Bağkur arasındaki prim gün farkı son bulacak. Prim eşitleme işlemleri giriş tarihine göre değişecek. En güncel haberleri izlemek istiyorsanız kanalımıza ücretsiz abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayınız.